Ay ne dikerler, ne dikerler. Ay ne dikerler. Ay. Çamurla sıvanmaz, taşar şavkı, içinde varsa güneş. Barok var dediler, kalktık geldik, aç kapıyı, Nuri Harun Ateş. Yürü Allah sizi kahretmesin. Ay. Aç kapıyı, çişim geldi. Aç çişim geldi. Ay merhabalar. Ay hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sefa buldum. Böyle mi geçiyor? Yatak odası ne taraf? Tuvalet o taraf. Ha peki önce o tarafa mı geçsem? Neyse boş ver. Çişimi sonra da yapsam olur. Gittiğim bütün evlerde öyleyim. Nuri Harun Ateş. Nereden çıktı bu hem Nuri hem Harun? Ya acaba dede ismi mi, büyük baba ismi midir nedir? Vallahi hem dede hem annemin yakın arkadaşı bana hamileyken vefat etmişler. Öyle mezarlık gibi yani. Dedem ve annemin arkadaşı. Yaramaz bir çocuk muydun, haylaz bir çocuk muydun? Genelde anlaşılamaz çocuklar oluyoruz biz, niyeyse bilmiyorum. Ben de öyleydim. Ya ama yaramaz değildim ya. Gayet tatlıydım. Annemin kıyafetlerini giyer, aynaların karşısında dans eder, oynar. Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlarsa dansöz olacağım deyip bütün ailesini utandıran. Aynen öyle. Ben hep küründen doktor olacağım derdim. Bir şey çakmasınlar diye. Annem hiçbir zaman yaptığım işe şeye bakmadı. Yani bir profesyonel iş olarak bakmadı. Ondan sonra aman şey diyor mesela benim işimi. Kumidi. 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 Ha tamam şimdi. Beş çekmeceli. Yemin ediyorum. İnsanın içinde olunca işte o söküp atabileceğin bir şey değil. O sahneye çıkmak istiyorsan çıkıyorsun. Öyle ya da böyle uzun yoldan ya da kısa yoldan her türlü çıkıyorsun. Ay biraz daha şöyle oturayım. Çok rahat oturmadım ki. İlk başta gelir gelmez karı hemen şey yaptı, kendini gösterdi filan demesinler diyor. Diyorlar çünkü. Daha sonra gösteriyorum kendimi. Önce namuslu oluyorum. Sen de mi öylesin? Ben hep namusluyum. Sen hep namuslusun. Asla bir dirhem etimi göstermedim bugüne kadar. Niye öyle bir şey yapmıyorsun? Göstersen daha çabuk bir yere gelirsin. LGBT'lerle çok uğraşıyorlar. Nedir LGBT'lerle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Valla bir anlayan biri gelsin. Uğraşıyorlar evet. Ama bir sürü abuk subuk şeyle daha uğraşıyorlar. Hani bu bizimle uğraşmadıklarının şey değil. Bizimle de uğraşıyorlar. Ya bilmiyorum, çok mantıksız ve yani şimdi o ciddi ciddi anlatmak tam çok sıkıldığım, çok saçma bir şey. Bir gün inşallah vazgeçerler uğraşmaktan. Çünkü değiştirebilecekleri bir şey değil yani. Geçen gün onu söyledim yine biriyle böyle muhabbet ederken. Hani dedim Hitler zamanında dedim Yahudilere yapılan, Musevilere yapılan bir soykırım vardı dedim. Ve Hitler dedim neredeyse sonunu getirecekti Musevilerin. Belki başarabilirdi dedim. Evet. Belki başarabilirdi. Bütün Musevileri yakalayıp yok ettiğini düşün. Yani evet. Başarabilirsin çünkü bir Musevilerin sayısı belli, şeyi belli. Çocuklara kadar her şeyi yapabilirsin. Ama eşcinseller için böyle bir şey de söz konusu değil. Yarın öbür gün kalan herhangi bir kadın bir eşcinsel doğuracak yine. Tabii ki canım. Tutmalarının yolu yok. Bir şov insanının zamanında yaydığı ışıltı hep nesilden nesile devam ediyor. Kulaktan kulağa. Kayıt teknolojisi olmadığı zamanlarda düşün. Bir sürü önemli ses varmış işte Farid Nelli, barok dönemdeki o kastratlar. Onu da hadım etmişler, ne üzüldüm. Bak düşün, sesinin kaydı yok bu adamın. Yok yani, bilmiyoruz onun sesi nasıl bir şeymiş, bilmiyoruz. Ama öyle güzel etkilemiş ki zamanında insanları, kulaktan kulağa hikayesi bile ulaşmış günümüze. Türk parası almayacaksın artık. Almayacağım, yok artık yok. Türk parası. Bir hafta önce seviştiğini bu hafta daha az oluyor. Evet çok kötü. Evinde elinde. Aynen, yani bir şey de anlamıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun ama euro öyle değil, her baktığında anlıyorsun. Aynen. Bir daha çağırıyorsun. Ne güzel günlermiş diyorsun. Ay ne güzel günlermiş, bence de vallahi geçip gitsin istemiyorum gerçekten. Aşk için ne düşünüyorsun? Vallahi işte bu para muhabbetinden sonra aklıma Elizabeth Taylor'ın lafı geliyor. Ay kocalar gider, elmaslar kalır. Ay bu Rukiye yenge nasılsın? Gel bir bakalım sana. Çok tatlı. Ah canım benim.
Nasıl geçiyor bu Rukiye ile günler? Çok... Bende de var bir tane. Aynı ben. Çok sevgi seviyor. Ama yani böyle rahatsız et anında. Benimki de öyle. Bakma şimdi duruyor, bana şimdi zaman tanıyor bu, hani bir beslediğim için 8 yıldır. Yoksa gözüme oymuştu. Koç ve Epi Koç'un, Rahmi Koç'un. Rahmi Koç'tu büyük olan değil mi, baba olan? Behbi Koç'tu. Behbi Koç? En güzeli Ali Koç. Bilmiyorum. En güzeli gerçekten Ali Koç. Neden biliyor musun? Ömer Koç da olabilir. Yok, Ali Koç'u alayım ben. Çocuklar çünkü keyfini sürüyor. Ya da gelinler. Ne demiş bir gün Behbi Koç? İşte Rahmi Koç bütün dünyayı dolaşıyor. İşte şöyle yelken keyifleri var, şöyle hobileri var. Siz niye hiçbir şey yapmıyorsunuz Behbi Bey demişler. Onun babası zengin demiş. Ya. Ne güzel yerler, nereden çıktı? Nereden çıkmıştı bu? Senden mi bu? Hayır, Pakize Suda'dan çıktı. Şimdi önce benim yaptığım şov Pakize Suda skeciydi bu. Ondan sonra ilk defa böyle yapmışız. Gezip yiyordu sürekli. Ha, gezip yiyordu. Ondan 2-3 bölüm çektik. Kamera arkamda böyle sürekli dönüp laf atışması falan böyle tutmuyor. Timing'i tutmuyor, bir şey tutmuyor falan böyle. En sonunda dedim ki beni kendi halime bırakın. Ondan sonra 3 bölüm sonra Pakize itiraz etti. Ne yapıyorsunuz be dedi. Dizi filme çevirdiniz bunu dedi. Dizi film yaptınız bunu dedi. İtiraz etti. Son bölümünde biz yine böyle Pakize'nin bir anısıyla dedik hadi Pakize'ye veda edelim. Kocasını takip ediyor, tamam mı? Pakize'nin öyle bir anısı var. Ondan sonra taksiye biniyor. Kocasını takip ediyor. Ondan sonra o kadar hızlı gidiyorlar ki herifi geçiyorlar. Ben Pakize ile şeyde karşılaştım. Antalya'ya gidiyordum. İşi uçakta karşılaştım. Ondan evvelsi de ben böyle Okan'ın programına konuk olmuşum. Pakize kızdı diye Okan da ona kızdı. Niye kızıyor dedi, taklit yapılmasına dedi. Aynen. Pakize benim yanıma geldi böyle. Beraberdik böyle, ben geçerken böyle bir merhabalaştım, o oturdu. Ay, o uçuşu hiç unutmuyorum. Dedim indiğimizde ne olacak acaba? Uçaktayız diye hiçbir şey yapmıyoruz tabii birbirimize. Ondan sonra ama ben böyle nasıl böyle yani şey görmüşüm gibi silmişim böyle koltuğa. O koltuk küçücük oldu, böyle beni içine aldı. Puset oldu, puset. Yemin ediyorum. Ondan sonra indik böyle, daha şeydeyiz ama bekliyoruz böyle, koridordayız yani. Kapı açılacak bilmem ne. Pakize böyle yaptı. O kadar seyrettim dedi. Ondan sonra taklidi yapılıyor dedi. Çok güzel dedi. Ondan sonra onu dedi taklidi yapılsın bakayım dedi. Okan dedi ne diyecek dedi. Ama dedi gönül yazara bayılıyorum. Yaptara bir gönül yazar dedi. Gönül yazarla ne zaman bir araya gelsek, aynı masada falan filan otursak, aklımda sen, sanki sen konuşuyormuşsun ve ben onu, bütün algım, belliğim kaydı. Gönül çok zeki bir kadın ve gerçekten star bir kadın. Star gibi düşünüyor, star gibi diyor ki bir şey ünlülerin taklitleri yapılır. Çok iyi ya, çok iyi. Ondan şeyler gibi, bir de verdiği örneğe de bak. George Bush'lar gibi. Mesela çok ortak arkadaşımız var ünlülerden. Mesela önce Şehrazat. Ya arkadaş demeyelim, hayranım ona böyle. Şehrazat olağanüstü bir sanatkar. Ben Şehro'nun evine gittim. Şehro böyle oturur. Biliyor musun, onun bir koltuğu var. Köşede. Köşe böyle oturur. Şero biliyorum bana çok kızacaksın. Ay, ayakkabılarım temiz. Alıyor bezleri böyle yapıyor. Ay ver. Ay yaprak kıpırdamıyor, sarı yerin tepesindeyiz. Burası böyleyse Mecidiyeköy'ü düşünemiyorum. Alem ayol. Başka kim var ortak?
hayranı olduğumuz Ajda Pekkan mesela senin jübilene gelecekmiş. Evine hiç gitmedim. Hep böyle iki dakikalık, bir dakikalık yerlerde. Benim jübileme gelemez çünkü Ajda Pekkan için daha benim kariyerim başlamadı bile. Öyle mi diyorsun? İlk önce başlaması lazım ki jübilemi yapayım. Herkesin jübilesine gidiyor. Hande Yener'in jübilesine gitmeyi düşünüyor. Planlamış onu. Sezen'le beraber. Kesinlikle gider diye düşünüyorum. Yani Allah uzun ömür versin hepsine. Ama ben ya Ajda Pekkan gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en kalıcı şey diye boşuna yazmamışlar. Ekşi Sözlük'te. Çok bitmeyen bir şey o yani. Sezen dövmeni gösterdin seyirciye Allah aşkına. Boynumu o kadar çeviremiyorum ama oldu mu? Boynundan sağa yatmış duruyor böyle hani Sezen. Yasak şehirde oynuyor Ayta. Şimdi Ayta setten gelmiş yatıyormuş. Telefonu da kapamış. Ay demişim bir arar marar bakmak istemiyorum filan demiş. Ondan sonra aramış bir numara. Ayta da demiş ki ay demiş baksam mı bakmasam mı demiş. Aman boşver bakma demiş. Sonra demiş ulan setten biri arıyorsa demiş. Ondan sonra bakayım demiş filan. Açmış. Ondan sonra telefondaki demiş ki alo nasılsın ben Sezen demiş. Ne yapıyorsun demiş Bülent Aytacığım demiş. Ayta da ne desin? Ulan Fehmi beni mi işletiyoruz? Yok dedi. Yapıyordum tabii. Ondan sonra şeyde Sezen de demiş ki ay canım ne Fehmi'si demiş yani benim Sezen demiş tamam mı? Hadi lan oradan demiş filan böyle Ayta. Hadi canım beni işletme demiş Fehmi demiş. Sezen böyle yapmış. Ay Canan beni Fehmi zannediyor ya. Muhteşem. Sabah Tümer işletmişliğim var Yıldız Tilbe diye. O inanılmaz. Evet. Şeyleri Nur Yerlitaş'ı. Ondan sonra. Leyen. Evet. Tamam. O da bilmiyorsam. Leyen mi istiyorsunuz? Leyen. Sıcak. Daha o zaman radyo yapıyordum. İnanılmaz bir şeydi. Biraz böyle geride kalmayı seviyorum ama. Böyle efsane olmayı seviyorum. Hanesin zaten hayatım. Bir daha söyle. Efsanesin. Bir daha söyle duymadım. Halil Çerim Bey. Bir daha söyle. Efsanesin be. Ay kırık ay kırık çok iyi oldu şu anda. Ondan sonra şimdi şeyi de sormak istiyorum. Bülent Ortaçgil'in cover şarkısını yapıyorsun. Hangisi? Normal. Normal diye bir şarkısı var. 1998'de yazdı. Kim bilir kime yazdı? Bütün Türkiye'ye ve dünya. O zaman da her şey çok normaldir Türkiye'de. Kesin bugün de olduğu gibi. Yani tarih tekerrürden ibaretin şarkıya dönüşmüş hali. Bu kadar hiçbir şey değişmez mi ya? Hasan Keyif'ten bahsediyor şarkıda. Sözleri alabilir miyim biraz? Yani. Ah biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Ah canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Ay çok teşekkür ederim tekrar. Vallahi çok güzel ağırladın. Ah İlhan Hanım ah. Ay demem yasakmış ay hiç yakışmazmış ay gömleklerimde çiçekler varmış yatakta şöyle sokakta böyle herkes tarif peşinde istediğimi giyerim dedim istediğimi söylerim. Kalp dediğine söz geçmez işte öyle. Ben de böyle birisiyim. İstediğimi giyerim dedim. İstediğimi söylerim. Kalp dediğine söz geçmez işte öyle. Ben de böyle birisiyim. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ediyorum. Ay. Çok tatlısın sen. Ay. Ay çok mersi. Ay. Hadi tutmayın bizi.